Ev dekorasyonunda, hatta firmaların dekorasyonunda mobilyacılar çok önemli bir yer tutarlar ve bir firmaya konuk oluyoruz şimdi. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, Sektörlü Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Diyarbakır Organize Sanayi Sitesi'nden sektörün lider firması Ata Aslan Büro Mobilyaları ile beraberiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Ali Şişkin bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok sağ olun. Öncelikle Ali Bey, bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamız Ata Aslan Büro Mobilyaları'na teşekkür ediyorum. Şimdi Ali Bey, çalışmamızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Çeyrek asırdır bu sektörün içerisinde olan tecrübeli bir insansınız. Ben ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına bu doğrultuda sormak istiyorum. Ali Şişkin kimdir? Ali Şişkin 1968 Diyarbakır doğumlu olup evli 5 çocuk babası olarak evet. Bu sektörde devam ediyorsunuz. Bu sektörde devam ediyoruz. Yaklaşık çeyrek asır dedik, 30 yıl değil mi? Yaklaşık 30 yıldır bu işin içindesiniz. İçindeyiz. Peki şimdi Ali Bey, firmamızı konuşalım o zaman, hizmetlerimizi anlatalım. Öncelikle Ata Aslan Büro Mobilyaları kaç yılında kuruldu? Şu anda yapmış olduğunuz hizmetler neler? Ata Aslan Büro Mobilyaları yani 1990 yılında kurduk bu şirketimizi. İlk işimiz kahveci işi üzeriydi. Ondan sonra şartlar gereği büro mobilyalarını ve mutfak sandalye masalarına dönüştürdük işimizi. Evet. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Peki şimdi masa grubumuz var, bir de sandalye gruplarımız evet. var. Çeşitlerimizin adı nedir? Çeşitlerimiz büro koltuklarında cezar misafir, cezar müdür, baba müdür, baba misafir. Bu tür sandalyelerimiz ise Oscar, C sandalye, konfor sandalye dediğimiz, evet. yıldız sandalye dediğimiz bu ürünlerde yani sürekliliği olan çeşitlerimizdir. Peki. Şimdi bulunmuş olduğumuz yer Organize Sanayi Sitesi'nde. Öncelikle burası kaç metrekare bir yer? Kapalı bir alanımız var. Kaç uzman kadroyla hizmet veriyorsunuz? 3600 kapalı olup da toplam 10 dönüm üzerinde hizmet veriyoruz. Toplamda 45 uzman kadromuz var. Gayet çalışanımız. Güzel. Şimdi biz sahayı gezdik, evet. beraber dolaştık. Şu anda ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz izliyorlar. İşleyişi anlatalım. İlk aşamadan son aşamaya kadar neler yapıyoruz burada? Biz buradaki imalatımızı her şeyi kendi bünyemizde yapmaktayız. Yani şartlar gereği. Profil kesilip kaynağa geçer, böküme geçer, delinir. Ondan nikele geçer. Nikelden sonra döşeme asamına geçer. Terzi tarafından kumaşsa kumaş, deri ise deri dikilir sandalyelere kılıf olarak. Oradan çakıcıların eline geçer. Evet. Bu şekil yani bir ürün tam anlamıyla biter, buradan çıkar. Peki günlük bir kapasiteniz var mı? Kaç tane çıkarabiliyorsunuz ürün? Günlük kapasitemiz normal 300 adet. Adet olarak. 300 adet günlük evet. bir kapasiteniz Biz var. Bunu 500'e çıkarmayı planlıyoruz. Peki şimdi hedefleri soracağım zaten. Peki hizmet verirken burada nereye önem verirsiniz? Dikkat ettiğiniz unsurlar nedir iş güvenliğiyle birlikte? Hizmete önemli olan yani işin düzgünlüğü, yani müşteri memnuniyeti. Tabii iş güvenliği her şeyden önce gelir. Yani iş güvenliği bizim için önemli bir sorun. Çünkü sonuçta burada büyük makinelerle Tabii. hizmetler yapıyorsunuz. Yani bu konuda gereken tedbirleri de almışız. Evet. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz Ali Bey? Güler yüz, kaliteli işçilik, evet. iyi malzeme, zamanında teslimler evet. bunlar sizi ön plana çıkarıyor. Peki hedeflerinize ulaştınız mı Ali Bey? Geldiğiniz noktada planlarınızda daha neler var? Yok, daha hedeflerimize ulaşmadık. Yani şimdi her sene önümüze bir hedef koyuyoruz. 2017'de 300'den 500'e çıkarmayı planlıyoruz ürünlerimizi. Üretim kapasitenizi. Tabii. Evet. Daha kaliteli, daha güvenilir olarak. Peki burası size anladığım kadarıyla bir de konum itibariyle yetmiyor. Bir yeni bir organize sanayide bir altyapısı var mı bir işiniz? Var. Bizim mesela ek organizede bir yerimiz var. 10 dönümlük bir yerimiz daha var. Evet. Orada yani inşallah 2017'de oranın temelini de atmayı i̇nşallah. Düşünüyoruz. O konuda size başarılar diliyorum. Peki günlük şimdi burada modeller var, renkler var, tercihler evet. var. Bunları nasıl belirliyorsunuz, nasıl çıkarıyorsunuz? Bunları ortaya? Türkiye şartlarına göre
Yani piyasa şartlarına göre, öyle söyleyelim, biz kendimiz üzerinde çalışıyoruz. Kataloglarımız var. Onların üzerinde mesela 15 renk ton olarak, evet, onların üzerinde yapıp müşterilerimize veriyoruz. Peki bu doğrultuda Türkiye'nin farklı noktalarına ulaşıyorsunuz değil mi? Nerelere kadar gidiyoruz? Yani bizim ürünlerimiz direkt bizden olmasa da dolaylı yönden Türkiye'nin her tarafına, dünyanın 6-7 ülkesine de gidiyor. Yani yurt dışında da, tabii, hizmetlerimiz söz konusu. Peki bu doğrultuda fuarlara katılıyor muyuz? Türkiye'de ve yurt dışı pazarında ne durumdayız? Fuara en son Çin fuarına katıldık. Çin'e kadar gittiniz yani. Tabii. Evet. Çin fuarına katıldık ama yani oradakilerle rekabet etmemiz biraz sıkıntı. Yani Diyarbakır'daki şartlarla oradaki şartlar birbirini tutmuyor. Bundan sonraki iş hayatınızda size başarılar diliyorum ekibinizle birlikte. Tekrar Diyarbakır'a, bu bölgeye kattığınız güzel hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum ben Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Böyle bir olana bize sunduğunuz için, Olay TV olarak biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani böyle şeyler bütün kurumlara müracaat etmeniz daha doğrudur. Yani en azından herkes ihtiyacı olan şeyi dile getirir, evet, sıkıntılarını dile getirir. Daha iyi ifade etmeli. Yani en azından şu anda mesela bir nebze de olsa biraz rahatladık. Yani en azından sıkıntımızı dile getirebildik yani. Evet. Olay TV sayesinde. Evet. Peki. O yüzden teşekkür ediyoruz Olay TV'ye. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz Ali Bey. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır Organize Sanayi Sitesi'nden sektörün lider firması Ata Aslan Büro Mobilyalarından beyefendi firma sahibimiz Ali Şişkin'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.